Ulusal Kanal ekranlarından herkese merhaba. Yaşamın renklerine hoş geldiniz. Moda sektöründe ekonomiyle kısıtlanmadan tamamen ustalaşmayı ve yaratıcılığı besleyen, kalitede en üst seviyeyi ifade eden haute couture tabiri var. Bu hafta haute couture'ün tekstil ekosistemindeki yerini konuşacağız. Konuklarımız Türkiye'deki haute couture moda tasarımcısı Vural Gökçaylı ve hem modacı hem Bir Demet Umut Derneği'nin başkanı Mehmet Köymen. Vural Bey, 30 senedir müşterilerinizi ağırladığınız, koleksiyonlarınızın hazırlandığı ve dikildiği atölyenizde bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şimdi moda sektöründe hepimizin belki satın alamadığı ama ekranlarda defilelerine rast geldikçe izlemekten büyük keyif aldığımız bir haute couture tabiri var. Şimdi kelime olarak bu yüksek dikiş anlamına geliyor ama öncelikle sormak istiyorum. Haute couture nedir? Bir giysi ne zaman haute couture sayılır? Kişi özel tasarlanır ama koleksiyonlarımızda da her sene bir teması vardır. Haute couture tayyörlerimizde, roplarımızda pens yoktur. Bu bir teknik hadisedir. Evet. Bu dikiş tekniğini ülkemize getiren ilk tasarımcılardan biri sizsiniz. Yalnız şöyle bir şey var, bunu Hollanda'ya da götüren ilk tasarımcılardan biri sizsiniz. Çünkü Frans Molenaar, Hollanda'nın en ünlü haute couture tasarımcılarından biri. Onun ilk koleksiyonlarını siz hazırlamışsınız. Bize nasıl tanıştığınızı ve nasıl bir iş birliği yaptığınızı anlatır mısınız? Sene 1968'di. Jean Patou'nun sağ koluydum. İşte Frans Molenaar'la orada tanıştım. Orada iler içinde çalışıyordu. Bir gün bana geldi, dedi ki ben dedi Hollanda'da bir sponsor buldum dedi. Hollanda'da ilk defa haute couture yapmak istiyorum ama o çizebilir dedi. Teknik bilgisi yoktu. Sen dedi hazırlayamaz. Ben Hollanda'yı hiç düşünmedim. Zaten 68 olaylarından sonra Fransa'da hayatta bir zorluk vardı çünkü 68 olayları hırpalamıştı, haute couture de hırpalamıştı. Türkiye'ye dönmek istiyordum ama ısrarına dayanamadım, Hollanda'ya gittim. Amsterdam'a ilk defa Hollanda'da haute couture ben yaptım. Zaten mecmualarda da var. Şimdi yanımızda 67 yılına ait bir dergi var. İsmi Panorama. Ben çok uzun yıllar Hollanda'da yaşadığım için bu dergiyi bana ilk gösterdiğinizde ben çok mutlu olmuştum. Çünkü bu dergi hala Hollanda'da çıkıyor ve ilk sayısı 1913'te çıkmış. Şimdi bu derginin güzelliği de halkın günlük sohbetlerine konu olması için seçilen güzel hikayelerden ve fotoğraflardan oluşuyor. Burada sizin haberiniz de var. Çok güzel görünüyor. Bunu bize anlatır mısınız? İşte Hollanda'ya gittiğim zaman yaptığım ilk koleksiyon bu, hem Paris'te Hotel Continental'da hem New York'ta gösterildi. Burada Türk ezgilerini kullandım. Çok değişik gelmişti bütün moda alemine, Paris'te de, New York'ta da, Hollanda'ya da. Hatta burada gördüğünüz gibi pantolon, bufan ve benim kaftanım öbür modacılar tarafından kopya edildiğini de gördük. Bütün gazeteciler röportaj yaptılar. Benim Fransız olduğumu zannediyorlardı. Zaten biraz da öyle söylemiş Hollandalılar. Sonunda Türk asıllı Fransız diye yazdılar. Ona da tekzip çıkartmak istedim ama çıkarmadılar. Öyle kaldı. Burada gördüğünüz gibi desenler, kumaş desenlerini de ben yaptım. O zaman çok büyük bir hadiseydi. Saray bile çok ilgilendi bizle. Hepsi geldiler, koleksiyonu gördüler. Gördüğünüz gibi orada bir Türk ismini imza attım. Evet, bir ilk Hollanda içinde.
Tüm sektörlerde olduğu gibi moda sektöründe de sürdürülebilirlik çok önemli. Siz bunu tarihi motiflerimizi kıyafetlerinize taşıyarak yapıyorsunuz. Ben öncelikle Afrodisias antik kentinden bahsetmek istiyorum. Çünkü oradan birçok deseni kıyafetlerinizde kullandınız. Afrodisias'ın sanat tarihi bakımından önemini sizden dinleyebilir miyiz? Bakın, Anadolu medeniyetleri zaten çok zengin. Hep Anadolu medeniyetleri üzerine çalışıyorum. Bir tesadüftü. Profesör Kenan Erim'i arkadaşım Abdurrahman Hancı'nın evinde bir yemekte tanıdım. New York Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı'ydı. Ve o müsaade almıştı Ankara'dan, Kültür Bakanlığı'ndan. New York'tan sponsor bulmuştu. İşte kazılarını Afrodisias'ta yapıyor. Ben de çok merak ettim. Çünkü Anadolu medeniyetleri ilgilendiğim için. Sonra bizi davet etti Afrodisias'a. Gördüğüm an aşık oldum Afrodisias'a. İnanılmazdı. Kenan Bey de bize tek tek bütün şeyi anlattı. Roma İmparatoru Augustus 600'lerde, orada çünkü mermer ocakları var. Oraya gelmiş, buraya demiş yeni bir kent koyacağız. İsmi de Afrodisias olacak. İlk heykel okulunu orada açmış. Bütün heykeller orada yapılmış, deniz yoluyla Roma'ya yollanmış o dönem. Çok güzel agorası var, müthiş bir mimari yapısı var, duvar kabartmaları harika, stadyumu muhteşem, yani havuzlar var harika, hamam var, yani çok güzel bir yer. Ben 19 yıl bütün defilelerimi Afrodisias için yaptım. Hangi motifleri aldınız? Onları kıyafetlere nasıl uyguladınız? Duvar kabartmalarını aldım. Mimari motifler vardı. Onlardan aldım. Drapeler benim için çok mühimdi. Zaten orada yalnız bir moda tasarımcısı değil, Afrodisias'a giden, sanattan anlayan bir mimar, bir ressam, bir heykeltıraş, bir moda tasarımcısı, bir hatta kuaför şey, heykellerin başındaki saç tasarımı da muhteşem. Ama biz bazı şeylerin kıymetini çok iyi bilmiyoruz. Ben ama çok güzel kullandım Afrodisias'ı. Bunlar şimdi taşlara oyulmuş heykeller olduğu için motifler, benim aklıma hemen bunları nasıl renklendirdiğiniz geliyor. Kıyafetlerde bunları nasıl renklendirdiniz? Mesela orada gördüğüm drapeli bir tuvaleti, tabii beyaz mermer, ben başka renkte yaptım. Yani siyah da yaptım, başka renkte yaptım, çok da güzel oldu. Bir de doğayla dost bir kumaştan tasarladığınız kıyafetler var, muz lifinden. Şimdi bu kumaşı nasıl buldunuz ve bundan neler tasarladınız? Valla Alanya'dan bir teklif almıştım defile yapayım diye. Alanya hiç, hep önünden geçmiştim tekneyle. Alanya'ya gittik, bir kere bayıldık Alanya, muhteşem bir kent. Belediye başkanı ve oradaki sanat dalından ilgilenen bir sürü bizden çok iyi ilgilendiler. Yukarıda kalenin içinde dokuma atölyeleri vardı. Oraya gittim. Orada muz lifinden küçük küçük desenler yapmışlardı. Bunu metraj olarak yapabilir misiniz dedim. Yaparız dediler. Muz lifi çok değişikti, yani hiçbir zaman yapılmamıştı bugüne kadar. Ve bana siyah, beş ve beyaz muz lifinden 3 kumaş yaptılar. Biz onları defilemin içine kattım ve sonra da Alanya Belediyesi'ne hediye ettim. Onlar bugün Alanya Kalesi'nin içinde müzede sergileniyor, muz lifinden yapılmış. Ama o kadar güzel kumaşlar ki bizim halk onun değerini bilip pek kullanmadı. Evet. Aslında orada bir mücevher yatıyor.
Bugün Çin tekstil sektöründeki üretimi ele almış bir ülke. Dünyadaki bütün büyük moda evleri üretimlerinin çoğunu orada yaptırıyor. Bizden de bir kısım üretim oraya gitmiş durumda. Yalnız ben şimdi Çin'le olan ilişkilerimize 400'lü yıllardan bakmak istiyorum. Bizim Çinlilerle savaşmak için tasarladığımız bir kıyafet varmış. Pantolon ve gömlek. Bunun hikayesini anlatır mısınız? Şimdi şu şöyle. Kaç yüz sene Türk ülkeleri, bir sürü Türk ülkesi var, hala da var. Azerbaycan var, Tacikistan var. Şimdi Hazer Denizi'nin kenarında İskit Türkleri bir prenslik kurarlar. Ama Çinliler hiç rahat durmaz, devamlı Türk ülkelerine saldırırlar. Şimdi ve onların ordusu Türk ülkelerinden daha kuvvetli, daha sayı olarak daha fazla. Ama hep Türkler kazanıyor. Neden kazanıyor? Çünkü Türklerin giysi tasarımı, askerlere yapılan giysi tasarımı muhteşem. İlk pantolon giyen, çizme, golf pantolon, burası deri kaplı. Üzerinde ceket, içi dubleli, soğuğa karşı ilik düğmeli, kolunun altı dikişsiz, kılıcını rahat sallasın diye. Ve İskit Türkleri de uzun yıllar Hazer Denizi'nin kenarında Çinlilerle savaştılar. Bütün Türkiye ülkeleri savaştılar. Tabii o arada 600'lerde Atilla, amcası Hun İmparatoru'dur, iyi niyet elçisi olarak Roma'ya yollar. Roma'ya girdiği zaman bir müfreze askerle çizme, içi deri kaplı golf pantolon, üzeri ceket, başında miğferlerle, o zaman Romalılar kumaşlara sarıldığı bir dönem. Yani Avrupa o giysiyi kullanmıyordu. Ondan sonra o giysiyi kopya etti Romalılar, o daha pratik diye. Bütün Avrupa ülkelerine öyle yayıldı. Moda sektörünün sürdürebilirliği için ülkemizde yerli kumaş ve yerli üretimi tercih etmeliyiz. Şimdi merak ediyorum, üreticiler ve müşteriler yerli kumaşa sahip çıkıyor mu? Valla serbest ekonomiden sonra özel döneminde gerçekleşti bu. Serbest ekonomiden evvel inanılmaz bir Türk kumaşı yükselmekteydi. Bursa olsun, İstanbul olsun, bir İpeker vardı, bir İpek vardı, Hacı Resul vardı. Hatta Vakko muhteşem kumaşlar. Ben Vitali Hakko ile çok kumaş çalıştım. Benim Türk desenlerimi Vitali Bey basmıştı. Ve çok büyük bir hizmetti bu tabii. Fakat serbest ekonomiden sonra o şeyi kaçırdık. Çünkü bizim Osmanlı döneminden beri Bursa çatmaları, bütün Osmanlı kaftanları, Topkapı Sarayı'na gidin görün, muhteşem. Desenler muhteşem, dokuma muhteşem. Döşemelik kumaşlar saraydaki bütün çatma kumaşlardır. Bursa çatmaları. Hatta Rönesans döneminde Papa Leo'nun giydiği kaftan Bursa çatmasıdır. Yerdeki halı da Uşak halısıdır. Bu değerlerimize sahip çıkmadık. Şimdi her yerde Avrupa kumaş satılıyor. Bizim müşteri de kedi maması da Avrupa'dan geldiği gibi gidip yerli kedi maması yerine Avrupa kedi maması alıyor. Gidiyor. Avrupa kumaş almıyor, onu alıyor. Avrupa yerli kumaş rekabet edemedi. Yani bak, en son İpeker, çok eski bir Bursa itik mağazası. İpeker geçen sene, yok evvelki sene kapandı. Daha evvelden İpeker kapanmıştı. İpek iş kapanmıştı şeye, Parakende'ye, toptan bir şeyler yapıyorlar.
Peki ben şimdi merak ediyorum, bugünün modasını düşünürsek sizce ilk sırada hangi yerli kumaşın üretimi tekrar başlamalı? Valla muhteşem ipek empirmelerimiz vardı Bursa'da, ipek şifonlarımız vardı, kreplerimiz vardı. Onlar üzerinde tekrar çalışıp onu bir can vermek lazım. Ama o şey kalmadı artık, o heyecan kalmadı. Bursa'daki, düşünün, Osmanlı döneminden beri orada kumaş yapıldı. Yalnız orada değil, Antalya bölgesinde, Anadolu bölgesinde, Orta Anadolu'da her yerde kumaş. Kumaş, dışarıdan kumaş hiçbir zaman alınmıyordu. Ben o zaman şeyi de sormak istiyorum. Mesela yabancı kumaş kullanmak isteyen bir müşterinizi buraya geldiğinde, provalar sırasında yerli kumaş kullanmaya nasıl ikna edersiniz? Valla zaman zaman gösteriyoruz ama müşteri Avrupa kumaş istiyor. Ben de şurada mağazalar var, gönderiyorum, gidin alın diyorum. Alıp geliyorlar ya da biz aldırıyoruz, buraya getiriyorlar, burada şey yapıyoruz. Ama gördükten sonra fikri değişen müşteriler de oluyor mu? Ya zaman zaman çok entelektüel bir müşteri niye Türk kumaşı olmasın diyor. Her bedenden ve her yaştan bir kadının gardırobunda bulunması gereken bir parça nedir? En lüzumlu parçası çok iyi dikilmiş bir paltodur. Onu sildin sene giyer, senelerce giyer yani hiç. Bir de hot... iyi dikilmiş ve kumaşının iyi seçilmiş olması lazım. Evet, sizin atölyenizde ben bir palto görmüştüm. Çok özel bir dikişi vardı, el dikişiydi ve içi dışı farklı giyilebiliyordu. Onu biraz evet, anlatın mı? Reversible. Reversible kumaş Paris'te onun satışı muhteşem bir kumaştır. İçi dışı yani o ayrılır, içine döndürülür, elde dikilir. Hot couture'un bir özelliği de zaten el dikişi, hepsi değil mi? Hepsi elde yapılır elde onun. Dikilir. Çok güzel. Onun tayyörleri de var. İçeride çektiğiniz kırmızı tayyör de onun reversible kumaştır. Şimdi diğer bir sorum da, ilk satışını yaptığınız kıyafeti hatırlıyor musunuz? Kim satın almıştı, üzerinde nasıl durmuştu? Valla Paris'ten geldiğim sene koleksiyon hazırlıyorum. Ankara'da yapacağım koleksiyonumu, sonra İstanbul'da Park Otel'de yapacağım. Ve 29 yaşındayım. Tabii o koleksiyon hazırlamak bir para. Olan paramı bütün ortaya dökmüş hazırlıyordum. İşte o arada bir dostumuz bana bir karı koca getirdi. Monsieur Madame Çiprut, Musevi aslında, çok şeker insanlardı. Böyle baktılar mankenlerdeki giysilere. Hanım dedi ki bunu istiyorum dedi. Kocası tamam dedi. Açtı cüzdanın çantasını. Büromun üstüne parayı koydu. Böyle dünyalar benim olmuştu o arada. Bu insanlar öldüler zannediyorum. Amerika'ya göç ettiler. Sonra bir çocukları vardı, hasta. Uzun seneler benim müşterim olmuştu ama hiç unutmam Çiprutları. Peki o ilk satışını yaptığınız kıyafetlerden birini onun üzerinde gördünüz tabii, mü? Tabii gördüm. Giydi, bana geldi. Çok güzel. Rengini hatırlıyor musunuz? Nasıl bir rengini hatırlıyor musunuz? Nasıl bir kıyafetti? Şimdi renklerini hatırlamıyorum ama çok güzel giysilerdi. Çünkü çok sene geçti. Şimdi özel dikim demek modacısıyla müşterisi arasında birebir iletişim demek. Diyalog çok önemli. Birçok kapıyı açabilir ama yok yere kapıları da kapatabilir. Sizin şimdi böyle ilginç bir hikayeniz varmış. Kilit bir kelimeyi söylemediğiniz için sorunuza cevap alamamışsınız Paris'te. Bunun hikayesini anlatır mısınız? Valla biz Türkiye'de günaydın ya da iyi geceler, merhaba demesini pek bilmiyoruz. Halbuki bizim terbiyemizde o çok vardı, hele ben çocukken. Şimdi ben Paris'teyim ama Paris'ten Türkiye'ye döndüğüm senelerdi.
Bu İzmir Palas'ta otururdu. IBM'in genel müdürü Monsieur Madame Deluise, bunlar barondular. Paris'e gittiler tekrar. Ben de Paris'teydim. Beni bir akşam yemeğe davet ettiler ama telefon ettiler buraya. Dediler ki işte birkaç büyükelçi çağırdık, Türk büyükelçileri. Şu 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 var senin tanıdığın. Ama gelirken bize kuzu eti getir, Türk kuzusu. Ben de kasaba gittim, işte birkaç kilo et aldım. Onlara otele götürdüm, şeye verdim, buzdolabına koydum. Ertesi günü de onlara gideceğim davetten birkaç saat evvel. Dışarı çıktım, et de elimde. Taksi bulamıyorum bir türlü. Orada da bir gazete bayi vardı. Dedim ki baksanıza ben bu yarım saattir bekliyorum, buradan taksi geçmiyor dedim. Önüne bakıyor. Size söylüyorum dedim. Şöyle döndü bana. Gazete bayi çok güzel bana terbiye vermişti. Monsieur dedi. Avant tout il faut dire bonjour et bonsoir, après vous demander votre question. Her şeyden evvel bir merhaba deyin. Ondan sonra dedi sorunuzu sorun. Ben şu anda gerçekten çok etkilendim. Bu o kadar önemli ki, değil mi? Evet. Çünkü maalesef bu yok. Maalesef bu yok. Üst kattaki de rastlarsınız, kafasını çevirir gider. Asansöre binersiniz, iki karış surattır. Yani nedir anlamam onu ama Paris'te mesela öğlen ekmek alacaksınız. Fırının önüne gelirsiniz, kuyruk vardır. O kız, ekmek satan kız her gelen müşteriye bonjour monsieur bonjour madame, bonjour monsieur bonjour madame, bonjour monsieur, herkes her defasında. Her defasında. Evet. Ve bakkala gidersiniz aynı şekilde. Peki o zaman bu işe başlamak isteyen gençlere hem bu güler yüzü hem de başka neleri tavsiye edersiniz? İşte başarılı olmak için. İşte başarılı olmak için algılamasını bilmek lazım. Anadolu medeniyetlerini bilmek lazım, sanat tarihini bilmek lazım, arkeolojiden, mimariden, müzikten, hepsinden. Şimdi mesela ben koleksiyonum hazır, koleksiyonumun müziğini düşünüyorum. Hep bizim bestecilerden parça Fazıl Say'ı çok kullanacağım, Cemal Reşit Rey'i kullanacağım. Yani o kadar uyum içinde olur ki o zaman başka türlü olur. Bir bunu yakalasak gençler, üniversitedeki moda okuyan gençler, hayat lay lay lom hop değil. Çok ciddi bir şekilde bu mesleğe gönül verip çalışmak lazım. Çok donanımlı olmak gerekiyor. Şimdi yeri gelmişken o zaman ben bu şeyden, defileden de bahsedeyim. Bir Demet Umut Derneği için bir defileniz var. Bu defileye ayırdığınız kıyafetleri neye göre seçtiniz? Anadolu medeniyetlerinden küçük sütür seçmeler. Bu defileden bir tane kıyafeti de öğrenciler için siz hediye ediyorsunuz. Bu kıyafetten bahsedebilir miyiz? Bir tuvalet hediye ediyorum. Kaça satarsa satsınlar. Bir altyapısını, fiyatın altyapısını söyleyeceğim. Sonra mesela Alanya'da yaptım. Orada da gene hayır derneği içindi. Kıbrıs'ta yaptım. Hepsine birer tane hediye ederim. Onlar yükseltirler. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz bu röportaj için. Ben teşekkür ederim. Mehmet Bey, Yaşamın Renklerine hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz şimdi hem bir modacı hem de Bir Demet Umut Derneği'nin kurucu başkanısınız. Evet. Yalnız ben öncelikle modacı kimliğinizle size bir soru sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Haute couture hepimizin belki satın alamadığı çok maliyetli bir giyim sektörü. Şimdi hepimiz bunu satın alamasak da bundan öğrenebileceğimiz çok şeyler vardır diye düşünüyorum. Daha doğru kıyafetleri seçmek, daha dayanıklı kumaşları seçmek gibi. Haute couture'ün tekstil sektörüne katkısı nedir?
Şimdi kütür tabii ki kullanılan materyaller ve kullanılan malzeme doğrultusunda gerçekten çok pahalı bir giyim sektörü. Fakat kütürün tekstil sektörüne çok faydası var. Özellikle yurt dışında yapılan koleksiyonlar, sergilenen koleksiyonlar, defileler konfeksiyon sanatı, konfeksiyonun daha da gelişmesine, çok daha iyi kaliteli işler ortaya çıkmasına destek veriyor. O nedenden dolayı ot kütürün konfeksiyon sektörüne çok büyük faydası var. Çünkü ilham veriyor değil mi? İlham veriyor. Kaliteli materyallerin kullanımını kışkırtıyor. Standartı yükseltiyor. Kaliteyi yükseltiyor. Artı belli bir kesim bunu giyse de genelde artık hazır giyim konfeksiyon firmaları da daha çok kütür tarzında kıyafetler yapmaya özen gösteriyorlar. Siz 18 Ekim'de Vural Gökçaylı'nın Ot Kütür koleksiyonunu bir defileyle sergileyeceksiniz ve bunun gelirini de özellikle doğudaki çocukların eğitimini aktaracaksınız. Evet. Bir Demet Umut Derneği. Bu derneği bize anlatır mısınız? Hangi amaçla kuruldu? Benim 32 yıllık bir meslek geçmişim var. Bu 32 yıl içerisinde 22 yıl boyunca ben büyük vakıflara, Türkiye'nin en büyük vakıflarına, en büyük derneklerine sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdim. Ve bu tecrübeler doğrultusunda çok yakın olan 5 arkadaşım her zaman söylüyorlardı, artık bizim de bir derneğimiz olsun, biz de bir şeyler yapalım, kendi derneğimiz olsun diye. Ve onlarla birlikte geçen yıl bir araya geldik ve bu derneğin çatısını oluşturduk. Tabii daha sonra bir sene, birinci yılımız 3 Eylül'de kuruldu geçen sene ve bu sene 3 Eylül'de birinci yaşımızı kutladık. Bu daha çok bir doğum günü oluyor bizim için. İlk doğum günü oluyor derneğin ve sağ olsun Türk modasının en büyük duayen ismi Vural Bey de bizim teklifimizi kabul etti, memnuniyetle dedi. Çünkü kendisinin uzun yıllar yurt dışında yapmış olduğu ve Türkiye'de bir vakıfla uzun yıllar yapmış olduğu bu defileler zincirinden ödün vermiyordu. O nedenden dolayı o bir tarihi bir şehri yaptığı desteklerle gün yüzüne çıkarttı, biliyorsunuz Afrodizyaz'ı. O nedenden dolayı ve bize böyle bir teklifle gittik ve bizi tabii ki son derece büyük bir zevkle kabul ediyorum demesi bize sonsuz onur verdi. İnşallah çok şık, çok klas bir gece olacak. Zaten Vural Gökçaylı'nın imzasının geçtiği her yer o kalitededir. Biraz önce Vural Bey bize kreasyonlarından bir tane gece kıyafetini seçtiğini ve onu sizin derneğinize o gece bağışlayacağını söyledi. Bu açık artırmayla satılacak. Şimdi bu gecede hangi etkinlikler yer alacak? Onları dinleyebilir miyiz sizden? Tabii. Bu gecenin zaten amacı hem derneğimizin birinci yılının kutlanması hem de Vural Bey'in perspektif koleksiyonunun sunulması. Önemli olan o. İstanbul Cemiyet Hayatı'nın, bizim derneğimizin gönül dostlarının katılacağı muhteşem bir gece olacak. Konuklarımızı 7.30'da biz kokteylle karşılıyoruz. Arkasından 8.30'da masalarına alıyoruz. Yemek başlıyor. Ve benim açılış konuşmam ve arkasından da derneğe gelir elde etmek için bir açık arttırma gerçekleştirilecek. Bu açık arttırma için de sağ olsun bize çok şık, çok değeri ölçülemeyecek değerde bir elbise bağışladı. O gece inşallah değerli bir dostumuza bunu vereceğiz, inşallah satacağız çocuklarımızın yararına. Tabii bunun dışında başka ürünlerimiz de var o gece satılacak. Çünkü onlar neler? Bize devamlı destek olan bir mücevher firmamız var. Onun bağışladığı bir mücevher. Kapalı Çarşı'da tarihi bir gümüşçü dostumuz var. Yine derneğimizde çok büyük etkinliği olan. Onun bağışladığı bir gümüş tepsi. Bir iki tane yağlı boya tablo, ünlü ressamların tabloları. Bunları da o gece çocuklar yararına açık arttırmayla satacağız ve gecenin zaten starı Vural Bey ve onun defilesi başlayacak. Ekranlardan şimdi haberdar olan hayırseverler de sizin derneğinize bağışta bulunabilirler mi? Tabii ki. Bizim web sitemize girip, web sitemizde bizim banka hesap numaralarımız var. Banka hesap numarasını hesabına istediği oranda bağışı yatırdığı takdirde, bize de bildirdikleri takdirde zaten banka dekontu vergiden muaftır. Kullanabiliyorlar vergiden ve bize de makbuz kesiyoruz, kendilerine iletiyoruz. Memnuniyetle çocuk okutabilirler. Artı bizim şeffaflığımız da şöyle derneğin, bizde burs için başvuran, ben
ben işte iki çocuk okutmak istiyorum, üç çocuk okutmak istiyorum diye başvuran gönül dostlarımıza da biz burs verdiği çocuğun bilgilerini ulaştırıyoruz. O çocuğun telefon ederek işte bir isteğin var mı evladım, başka bir arzun var mı diye kendileriyle de irtibatını sağlıyoruz. Eğitim bursu çocuklara hangi dönemler için veriliyor? Şimdi okul başladığı Ekim ayından itibaren Ekim ile Mayıs ayı arasında veriliyor. Ama bu sene Eylül'de açıldı okullar. 16 Eylül'de açıldı. Biz Eylül'den başlattık burslarımızı. 8 ay mühletince bir öğrencinin eğitim bursunu sağlıyoruz. Hangi yaş aralığındaki öğrenciler bunlar? Bizim dosyamızda ilkokul öğrencileri de var, üniversite öğrencileri de var. Ayrıca pilot bölge seçtiğimiz Mardin ve Van'daki iki tane de okulumuz var. Özellikle Van'daki okulumuzda 18 tane zihinsel özürlü öğrencilerimiz var. Onlara da biz ayrıca kırtasiye, giyim, kuşam yardımı yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz oradaki iklim şartları çok zorlu. Çanta yerine torbalarla, bez torbalarla okula gidenler var. Biz çok kısıtlı imkanlar olduğundan dolayı biz onlara da daha büyük bir destek yapıyoruz. Normal şehirde verdiğimiz burslardan daha çok. Şimdi sizin bundan bir sonraki adımınız da Amerika'daki Türklerle bir işbirliği yapmak. Evet, evet. Onlarla da yine bir defile mi yapacaksınız? Nasıl bir çalışma olacak bu? Şimdi Amerika'da bir markayla sponsorluk yaptık. İnşallah Aralık ayında da onların sponsorluğunda çok şık bir defile gerçekleştirilecek. Orada ben daha önce 4 defa New York'ta defile yaptım Türk-Amerikan Kadınlar Birliği ile birlikte. Yine orada başka bir dernekle de ortak proje programımız var. Onu gerçekleştireceğiz ve biz onları da Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Onlara da burada bir çalışma yaptırmak istiyoruz. Böyle bir projemiz var. İşte toplantıları devam ediyor. İnşallah o da çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Eğitime destek veren bir dernek olarak başka ülkelerden de gelecek olan işbirliklerine açık mısınız? Ve bu işbirliklerini koordine edecek şekilde büyümeyi hedefliyor musunuz? Tabii ki biz bütün yurt dışında yapmak istediğimiz çalışmalarımız zaten var. Belçika'da da var, şu an bir proje üstünde görüşüyoruz. Amacımız çok daha büyümek. Atıyorum bir dönemde 150-200 çocuğu, 300 çocuğu çocuğa eğitim verebilmek amacımız. Birçok yabancı markayla da işte bu ilk projemiz bir zincirle çalışmaya başladık. Sponsorumuz Amerikalı. İnşallah bu devam edecek. Büyüme derken de tabii ki büyümek çok istiyoruz. Çünkü Türk çocuklarına, bizim tüzüğümüzde şu yazar: Atatürk ilkelerine bağlı, çalışkan, mali desteği olmayan Türk çocuklarına, başarılı Türk çocuklarına destek vermek için yola çıktık. O nedenden dolayı memnuniyetle tabii ki bütün teklifleri açıyoruz. Peki buradan ekranlardan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Çok tatlı. Evet. Evet, çok tatlı. İlk programını seyrettim. Çok başarılısın. İnşallah Türkiye'de yenisin ama çok başarılı olacaksın. İşi gerçekten, yani şaşırdım ben geldiğin zaman. Her şeyi incelemişsin, her şeyi biliyorsun. Bundan önce yapılmış olan bütün projeleri öğrenmişsin. Onun için çok başarılısın. Programının çok çok daha uzun yıllar devam etmesini ve çok başarılı olmanı temenni ediyorum. Mehmet Bey, çok teşekkür ederim bu sözleriniz için. İzleyicilerimize derneğinizle ilgili son olarak söylemek istediğiniz neler var? Tabii ki yardımın, desteğin, hayırın ufağı, büyüğü, pahalısı, ucuzu olmaz. Herkes bizim web sitemize girip bizim banka hesap numaralarımızı görecekler. Oradan bağış yapabilirler, bir çocuğu okutabilirler ya da birkaç çocuğu okutabilirler. Herkesi böyle bir yardıma bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum.
Kıyafetleri süsleyen boncuk ve payetler moda sektörünün vazgeçilmezleri. Ancak bu kadar bol kullanılmalarına rağmen sektördeki en sürdürülemez ve atıkları doğada yok olmayan malzemelerden üretiliyorlar. Ham maddesi petrol olan atıklardan ya da sentetik reçinelerden üretilen payetlere tasarımcılar bugün doğada çözülebilen yeni ham maddeler tasarlıyorlar. Tasarımcı Elisa Brunato, ağaçlardan elde edilen doğal selülozları kristalize ederek parlak payetler üretmiş. Selülozun kristalize hali, disk şeklindeki payetlerin üzerine düşen ışığı kırarak kimyasal bir işleme gerek duymadan onları parlak gösteriyor. Tasarımcı İsveç'in Rice Araştırma Enstitülerindeki malzeme bilimcileri ile birlikte çalışmış. Sıvı selüloz kalıpların içine bir pipetle damlatıldıktan sonra kurutuluyor ve ardından geleneksel yöntemlerle kumaşa dikiliyor. Selülozun doğasında çok güçlü bir bağ dokusu var. Bu da payetlerin çok az bir malzemeyle hafif ve ucuz üretilmesini sağlıyor. Hollanda'nın Leiden kentindeki Naturalis, ülkenin ulusal biyoçeşitlilik araştırma merkezi ve bir müze. Dünyada ilk 5'e giren en büyük doğa tarihi koleksiyonuna sahip. İçerisinde bitki, hayvan, böcek türleri, jeolojik yapılar ve kitaplardan oluşan 42 milyona yakın obje bulunuyor. Mevcut binasını bu sene daha büyük bir yapıyla genişleten müze, çalışmanın önemli bir bölümünde Hollandalı ot kutür tasarımcısı Iris van Herpen ile çalışmış. Van Herpen, doğadaki anlık değişimleri ve hareketleri yansıtan kıyafetleriyle ünlü. Müzenin dış yapısını oluşturan 263 adet panelin arasından beton ve mermer tozu karışımıyla hazırlanmış beyaz frizler geçiyor. Kutür modacısı bu frizlerin üzerine fosilleri çağrıştıran drape edilmiş bir kumaş dokusu işlemiş. Modacının ilham kaynağı barok stilinin 17. yüzyılda İtalya'daki temsilcisi Bernini. Heykeltıraş Bernini, mermeri yumuşak bir kumaş gibi büyük bir zarafet ve incelikle işlemesiyle tanınır. Karşıdan bakıldığında etten bir dokuyu anımsatan kırmızı taşların arasından modacının hazırladığı beyaz frizler birer tendon gibi geçiyor. İskeleti andıran pencereleriyle gelecek yüzyılı hazırlanan yeni müze binası adeta yaşayan bir organizmayı anımsatıyor. Kıyafet dikmek, yemek yapmak ya da bir uçak tasarlamak. Yaratıcı kişiler için bu işlerin arasında bir fark yok. 2013'te kendi kurduğu dünyaca ünlü moda evini bırakan Belçikalı moda tasarımcısı Anne de Meulemeester, bugün ilk masa ürünlerini çıkarttı. Tasarımcı moda kreasyonlarında olduğu gibi masa ürünlerini de yine sakin, romantik ve ilginç bir şekilde bunlarla eşleşen rock nüanslarıyla hazırlamış. Tabaklar, kaseler ve fincanlar. Sanatta karanlık ve aydınlığın tezatlığını vurgulayan chiaroscuro tekniğiyle renklendirilmiş. Kreasyonlarında en fazla tek renk çalışmayı seven tasarımcı, çatal bıçak setini ışık oyunlarıyla hareketlendiriyor.
Tasarımların karakteristik sivri şekilleri, ışığın dengesiz bir şekilde üzerlerinde dağılarak ürünlere hareket kazandırmasını sağlıyor. Transparan fırfırlar, karpuz kollar ve sahibinin üzerine oturmayan abartılı volümler. Hepsi artık her çeşidini görmekten neredeyse banal sayılan kuru kafa modelleri, şekerden kalpler ve büyük puntalarla yazılmış sloganlarla süslü. Belçikalı haute couture moda tasarımcıları Victor ve Rolf, bu giysileri internet kullanıcılarının takipçilerinden beğendi almak için her gün sosyal medya hesaplarına yüklediği şaşalı, gürültülü ve komik gönderilere görsel bir metafor olması için tasarlamış. Tasarımcılar giysilerin üzerindeki sloganlarla herhangi bir fikir empoze etmek istememiş. Aynı sosyal medyada olduğu gibi herkes kendi çıkarımlarını yapmaya davet ediliyor. Ancak sahne podyum olunca usta modacılar koleksiyonu üst düzey teknik maharetleriyle destekliyor. Her bir slogan onlarca kat lazer kesim tülden hazırlanıp haute couture'ün imzası olan el dikişiyle elbiselerin üzerine işleniyor. Elbiselerdeki fırfır ve pileleri 8 kilometrelik bir tülden çıkartan modacıların bu modeller için kolay katlanmayan ve belli bir şekle girmeyen tülü malzeme olarak seçmesi, frenlenemeyen sosyal medya kullanıcılarına bir göndermeymiş. Kimseyi ve hiçbir fikri ayıplamadan yaşamak ve kınamadan hayattan yeni işler için ilham almak. Tasarımcılar tarzlarının bu olduğunu söylüyor.